TRT 7/24 spor ekranlarından herkese günaydın efendim. Yeni yılın ilk Eyüp Yıldız'la sosyal medya programına hoş geldiniz. Bugün değerli bir büyüğüm ve meslektaşım aynı zamanda radyo spor programcısı Hasan Bek program konuğum olacak. Hasan evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hasan Bek'le beraber Süper Lig'de ilk yarıyı konuşacağız. Sizler de programımız interaktif olduğu için her zamanki gibi mesajlarla programımıza katılabileceksiniz. HT 7/24 sosyal medya etiketiyle mesajlarınızı bekliyoruz. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Yazıldığı şekilde gönderirseniz tweetlerinizi, yine Hasan Bek'e sorularınızı, programla ilgili düşüncelerinizi yayında paylaşırız efendim. Evet Hasan abi, ayağına evet. sağlık, ağzına sağlık. Hoş geldin. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Keyifli tabii sizle burada program yapmak, tabii önemli böyle bir spor programında olmak. Benim için de büyük keyif tabii. İstersen ilk yarıyı konuşalım Süper Lig'de evet. ve lider Beşiktaş'la başlayalım. Evet. Beşiktaş inceden bir havaya girdi. O şampiyonluk emareleri denir ya. Camia bir havaya girer. Taraftar bir statlara veya işte deplasmanlara böyle daha coşkulu, daha mutlu bir şekilde akar. O havayı inceden sesiyoruz. Sabahleyin de Beşiktaş'ın Twitter adresi güzel bir tweet attı. Bu vesileyle beraber Beşiktaş'ı konuşalım. Rodolfo'nun hırsını görüyoruz ekranda ve hemen arkasında Mario Gomez var. Şöyle bir Beşiktaş'ın ilk yarı performansını değerlendirirsen, 41 puan, 41 gol. Şimdi 41 puan, 41 gol tabii. Şimdi mesela burada Şenol Güneş'in takımlarına baktığımızda da geçmişte Şenol Güneş'in takımları her Trabzon'da, Bursa'da, mesela Bursa geçen sene müthiş goller, çok gollü bir sezon geçirdi. Tüm Şenol Güneş takımlarında çok gol var. Yani bir de Şenol Güneş'in yarattığı futbolcular var takım içinde. Yani yarattığı performanslar var. Bu performansları arttırma şeyi var futbolcularda. Şimdi Beşiktaş'ın en büyük şansı hocası. Bugün şimdi hoca açık ara ligin en tecrübeli hocası. Şunu söyleyeyim. Tabii Mustafa Denizli dahil olarak bunu söylüyorum. Çünkü Mustafa Hoca yıllardır takım çalıştırmıyor. Yani bu işin içinde olan en iyi hoca, en güncel hoca, en formatı yüksek hoca bugün Şenol Hoca. Yani, Fatih Terim'le beraber diyebiliriz herhalde. Yani, mi yoksa bir takım ayırıyoruz tabii. Fatih o bence şu ligin içinde bence şu andaki açık ara ama. Ligin içindeki en formda açık ara hoca Beşiktaş'ın hocası. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda kadro genç bir kadro. Şöyle bir şey var. Yani Samet Aybaba'dan başlayan Bilic, Önder Özen devamında ve bugün Şenol hocayla bu aynı profildeki birbirine yakın hocalar var mesela. Şimdi ve bu hocalar mesela Samet Aybaba'nın bugün işte kadroya baktığımızda veriler işte Gökhan Töreler, birçok Olcaylar işte Kerim Fıray vesaire. Gerçi Kerim sonradan geldi. Şimdi baktığında aynı kadronun üstüne koyarak geldi hep Beşiktaş. Yani hoca değişikliğinde o futbolcular kenara itilmedi. Her gün daha performanslarının her sezon üstüne koyarak devam ettiler. Şimdi mesela aynısını Galatasaray'da göremedik. Galatasaray'da hem transferlerin yanlış yapılması son 3-4 sezonda şampiyon olmasına rağmen, son 4 sezonun 3 tane şampiyonluğu olmasına rağmen transfer politikalarının yanlışlığı ve birbirine ardına gelen hoca profillerinin farklılığı. Sürekli sil baştan yapması ve Beşiktaş'ta bugün aynı profildeki işte Samet Hoca, Bilic, işte Şenol Güneş, kompleksiz hocalar diyelim bunlara. Kompleksi olmayan hocalar. Bunlar Beşiktaş'taki oyuncu devamlılığını sağladılar. Bugün hakikaten Beşiktaş defansı hariç bence mükemmel bir takım. Yani mükemmele yakın bir takım. Peki bu arzulu, defans istekli. Kurgusuyla ilgili olarak Şenol Güneş'e bir eleştiri çıkartabilir miyiz? Yani Bursa'da çok gol yiyordu. Beşiktaş da bugün çok gol yiyor ama fazlasını, Bursa'dan farkı, fazlasını daha rahat bir şekilde atabiliyor. Buradan Şenol Hoca'ya savunmayı istediği gibi oluşturamıyor veya savunmanın kimyasını yaratamıyor şeklinde bir eleştiri çıkar mı sana? Şimdi eleştiri şöyle, bir kere elinde bulduğu mevcut bir kadro var. Bu kadronun orta sahası, forveti çok iyi. Ama kaleciden başlayarak devam ettiğinde kadronun sıkıntılı bir kadro, defans kadrosu. Şimdi işte sağ beki, sol beki sakatlıklar. Bugün şimdi İsmail Köybaşı geldi. Sol kanattaki problemi bitirdi. Pardon, sağ kanattaki. Yani iki tarafta da oynuyor, bir problemi bitirdi. Ama iki stopere baktığınızda diğer kanat oyuncu işte Tosic son derece yetersiz, yanlış bir transfer. İşte Andreas Beck'e bakıyorsun, o da yetersiz bence. Yani kapasitesi sınırlı.
standart hatta bir oyuncu. Kötü bir espri yapayım. Sadece soyadı bekleyebilir evet. miyiz? Sadece soyadı. Bravo. Bizim radyoda yani yaptığımız, güzel, çok fazla yaptığımız bir espriydi de. Hayır, sadece soyadı bekleyin. Çok standart. Yani bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray bu kulüplerde oynayacak çapta bir futbolcu değil. Şimdi kaleciye bakıyorsun. Kaleci maalesef kafasında problemler olan bir kaleci. Yani peki kaleciyi de hemen bir virgül koyalım. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın ilgilendiği kalecilerden biri de Marsilya'nın kalecisi Mandanda'ydı. Ama şanssızlık mı diyelim, şans mı diyelim bilemiyoruz. Dün akşam 3 gol kurtardı ve sabahleyinde atılan tweetler, yine bir Beşiktaş Twitter hesabından aldım bunu. Beşiktaş'ın gündemindeki Mandanda penaltılarda şov yaptı. 3 penaltı kurtardı abi. Yani tabii gelişi zorlaştı mı? Marsilya yani bundan sonra bırakır mı? Yani sonuçta ya Beşiktaş almak istedikten sonra zaten yani Marsilya zaten o aşamaya geldiyse alırım, biraz belki fiyatı artar. Yani menajerler biraz daha fazla komisyon isterler. Bütün mesele olur. Ama önemli olan iyi kaleci olması. Peki yani kaleci takviyesini genel olarak doğru buluyor musun? Şimdi, Günay var, Tolga var ama ikisi de hata yapıyor. Yani şimdi, tabii. Günay mesela bana göre Tolga'dan da geride şu an. Tolga'yı beğenmiyor Beşiktaşlılar evet, ama geriden Günay var. Hiç alternatif değil. Çok, hiç alternatif değil. Arada çok fark var Tolga ile Günay arasında. Tolga'da şöyle bir şey var. Tolga geldiğinden beri geçen sezonda öyle. Yani toplam sezonlarda şöyle bir problem var. Bazı maçlarda hakikaten iyi oynuyor. Yani kurtarılmaması gereken topları kurtarıyor ama yenilmemesi gereken golleri de yiyor. Şimdi bir kalecinin en önemli özelliği normal, yani kurtarılmayacak golleri yiyorsa ama normal topları kur, bu iyi bir kaleci. Ekstradan Mustera hepsini kurtarıyor. Onun farkı orada. Şimdi baktığınızda kafasında yani problemli olan bir kaleci. Yani saha içinde kendini sahaya konsantrasyon eksiği olan bir kaleci. Özgüvenle değil de sanki bugün hata yapar mıyım yapmaz mıyım sıkıntısıyla, psikolojisiyle mi sahaya çıkıyor şimdi, acaba? Yani şimdi sevgili hep, şimdi şöyle bir şey var. Bu futbolcular çok ciddi paralar oluyor. Yani senin aşağı yukarı 2 milyon euro civarında bir maliyeti var bu kulübe. Ama bu futbolcuların psikolojik problemleri var. Yani mesela şimdi bakıyorsun Tolga bir maçtan sonra gidiyor. Geçmişte kalan bir konuyla alakalı gidiyor. Farklı bir camianın futbol takımına bir eleştiride bulunuyor. Alakasız yani. Sen bu camiada oynuyorsun. Gidiyorsun farklı bir camiayı yani kafası bir yerde kalmış. Yani bunların psikolojik olarak tedaviye ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Yani şimdi bakıyorsun aynı problem mesela Fenerbahçe'de Volkan'da da biz yıllarca gördük. Bugün mesela şimdi Mert'in gitmesiyle beraber Volkan arkasına diğer kalecinin gelmesiyle beraber Volkan kendini toparlayabildi. Yoksa Volkan yine iki ileri bir geri. Yani 3 hafta çok iyi bir performans, 4. hafta lüzumsuz yenen goller. Volkan'ı konuşacağız tabii. Yani Fenerbahçe'yi yani konuşacağız Tolga'nın ama Emre'nin de gitmesi, onun biraz da böyle kavgaya, işte rakiple didişmeye değil de sadece kaleye konsantre olmasını beraberinde getirmedi mi? Geçen seneki ikisinin misyonu farklıydı. Tabii burada yani onu daha sonra yine geliriz yani Volkan'la Emre konusunda. Ama yani Tolga'nın şu var, bir de geçen seneki işte Brüj maçları, işte bu seneki Avrupa Kupası'ndaki Sporting, evet. Yani şu var taraftarın gözünde artık kafasında Tolga diye bir kaleci yok. Hani bu sezonu tamamlar ama kafasında silmiş, 10 senede oynasa Beşiktaş taraftarı için artık öyle bir kaleci yok. Özellikle Lisbon maçından tabii, sonra tabii, yani bu, yani, iyi oynadığın maçı kazanamıyorsun. Çok önemli yani şimdi yani fazla bir şey yapmana gerek yok. Normal bir yani oyun oynamana ama çok yani fahiş hatalar tabii bunlar. Yani böyle rakip seni sağlı sollu bunaltmıyor, böyle %100'lük gol pozisyonuna çıkartmıyorsun. Sadece senin dediğin gibi yememen gereken golleri yemeyeceksin. Tamamen konsantrasyon. Yani bu da konsantrasyon eksikliğinden, kötü kaleci olduğundan değil. Yani Beşiktaş'ın gol yemesini Şenol Güneş'in felsefesinden ziyade biraz kale ve stoperdeki eksikliğe mi bağlıyorsun? Tabii aynen öyle. Futbolcu kalitesinin yetersizliğine bağlıyorum. Başka bir şey değil zaten. Elinde futbolcular varsa bu olur. Başka bir şey olmaz. Peki yani Pedro Franco'yu Beşiktaş göndermek istiyor ve kendisine de boka talip. Hemen ekrana getirelim onu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu basketbolda da geçerli, evet. Hasan abi. Biliyorsun ben basketbolu daha yakından takip ediyorum. Türkiye'de beğenmediğimiz yabancı oyuncuyu, çok süre vermediğimiz oyuncuyu gönderiyoruz. Sonra iyi oyuncuymuş diye Avrupa'da bu isimleri seyrediyoruz. Beşiktaş'ın savunmada böyle bir açığı varken, eksiği varken
Pedro Franco'dan bu kadar kolay bir şekilde vazgeçmesi doğru mu? Haberi de hemen getirdik. Gol Türkiye paylaşmış. Şimdi her takımın farklı bir kimyası var. Yani bir oyun anlayışı var. Pedro Franco tamam iyi futbolcu ama yani sonuçta şey bu futbolda yani ne yapacağı belli değil. Her an penaltı yapma kapasitesi var, o var, var. Yani aman aman çok üst düzey bir futbolcu mu? Değil. Normal. Oynatabilirsin, oynatmayabilirsin. Yani olmazsa olmazı değil Beşiktaş'ın. O bölgede de sonuçta bu futbolcudan devamlı faydalanamıyorsan, yani büyük takımların şu özelliği, zaten büyük oluşu. Bir futbolcu gençtir, atıyorum. Çok yetenektir. Mesela Gökhan Töre nereden gelmiş? Chelsea'nin altyapısından gelmiş. Diğer Arsenal'in altyapısından gelen Oğuzhan. Yani şimdi bunlar gelmiş ama bunlar kötü futbolcu mu? Değil. Ama bu takımlardaki beklenti o kadar yüksek ki. Arkada bir sürü bekleyen futbolcu var. Orada oynamak isteyen. Yani bunlara sen 3 sezon, 4 sezon şans veremezsin. Mesela Volkan Babacan kötü kaleci miydi? Ama değildi. Ama Fenerbahçe'nin bu miadını doldurdu. Tabii falan. Yani şimdi işte Mert Günok kötü kalecim ama Fener o patlamayı yapamıyor. Yapamıyorsa onu bekleyemezsin. Yani arkada çünkü arkada bir sürü futbolcu var. Sen onları denemek zorundasın. Yani sen 2 sezon, 3 sezon bu futbolcu iyi olacak, kötü olacak onu bekleme lüksün yok. Başka yerde peki, olabilir, mesela Buruma Beşiktaş'ında yok böyle bir şey. Buruma lüksün. İspanya'da iyi oynamaya başladı. Amrabat Galatasaray'da verim vermedi ki. Ben hep karşı çıkıyordum Radyo Spor'da programlarda. Bence Türkiye'nin en iyi kanat oyuncularından biriydi. O da keza gitti Malaga'da iyi maçlar çıkarttı. Buruma dün gayet başarılı bir performansı vardı. Evet. Yani hani Pedro Franco'yu dışarı bırakıyorum ama bazı oyunculardan kolay vazgeçtiğimizi veya kolay tükettiğimizi düşünmüyor musun ya, Hasan abi? Tabii ki bazılarını ama şu var. Şimdi Abramat'ın Malaga şehri ufak bir şehir. Yani şimdi buradan işte İspanya, La Liga falan şimdi bakıyorsun çok işte falan filan ama orada çok rahat futbol oynuyor. Yani mesela Olcan Trabzonspor'da bir maçta ayağında topu 3 dakika 4 dakika tutabiliyordu. Ama Galatasaray'da bu 1,5 dakikaya düştü. 1,5 dakikada onları yapmak zorunda. O yüzden de işte biz alırken eleştiriyoruz. Bu Galatasaray'ın futbolcusu olmaz. Oynar ama bu futbolcu olmaz. Pedro Franco da yani o da öyle. Yani tamam kötü futbolcu değildir. Başka takımda o işi Beşiktaş'ta 1-1,5 dakikada yapacağı işi başka takımda 4 dakikada 5 dakika süre alıyor. Orada yapıyor. Aynı Abramat için de bu geçerli. Yani şimdi bu kötü futbolcu mu? Asla değil. Ama sen Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi çok üst düzey takımda oynuyorsan bunlar Avrupa'nın da önemli takımı. Şimdi baktığında bu 3 takımımız bizim yani. Artık Avrupa'ya şimdi baktığında tabii kaldır üstü takımlar var ama onlardan sonra ilk sayacağın takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tır yani. Yani o yüzden de bu futbolcuları bekleme şansın yok. İyi olacak yani 3 maç oynayacak bekleyemezsin. Hemen yollamak peki, zorundasın. Peki Beşiktaş defterini kapatmadan evet. Çok kısa bir konuya daha değinmek istiyorum. Beşiktaşlar son birkaç sezonda evet. Takımların nefeslerinin yetmediğini gördü son düzlükte. Geriye düştüler. Galatasaray mesela özellikle geçen sezon sanki avantajlı girdikleri sezonda Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırdılar gibi gördük. Bu sezon kadro doğru. Biraz daha geniş. O düşüşü yaşar mı Beşiktaş yoksa farklı bir sezon mu izleriz şimdi Beşiktaş adına? Sevgili Öyük, camiaların bir takım genleri var, genetik yapıları var. Şimdi Galatasaray camiası son düzlüğe lider girerse, 1 puan 2 puan geride girerse, hele ki de lider girerse bunu bırakmaz. %100 şampiyon olur, %99 şampiyon olur. Sen eğer Galatasaray Beşiktaş'la hele böyle bir yarışa girdiyse, istatistiklere baktığında bu işi tecrübe olarak yani nasıl bir Galatasaray Avrupa'da çok rahat oynuyorsa kimi giydirirsen gider o formaya. Yani oynuyor, çok rahat oynuyor. Rahat sonuç alıyor, iyi skorlar alıyor. Bu son düzlükte Galatasaray'ın genlerinde böyle bir tecrübe var geçmişinde. Hep olur. Beşiktaş daha zor olur. Fenerbahçe de zor olur. Yani son düzlüğe girdiğinde o şeyde muhakkak surette önde olmak zorunda. Birkaç puan, 3-5 puan önde olmak zorunda. Fenerbahçe için de bu geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Yoksa stres yaşayabilir. Çok stres yaşarlar. İşte bunu gördüğümüz gibi son haftalarda bu teslim ederler bu şampiyonluğu. Evet, Bülent Duygulu da biz acaba genç futbolculara ne katıyoruz, onları ne kadar geliştiriyoruz bu da konuşulmalı demiş. Yani Türkiye'de futbolların üzerine çok fazla koyamıyorlar şeklinde bir yaklaşımda bulunmuş. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Bunun sebebi, en büyük sebebi Türkiye'deki futbol iklimi, futbol atmosferi. Bugün şimdi bizim lig maçlarına baktığımızda lig maçları çok faullü oluyor. Ve bunu göz yuman hakemler.
Yani buradaki bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Durarak oynanıyor futbol hemen Türkiye'de. Hemen aklımdan inin açıklamaları geldi. Yani devamlı faul. Şimdi geliyorlar atıyorum işte Marković çok hızlı, Nani hızlı. Veya Galatasaray'da Yıldız, diğer futbol Beşiktaş. Ne yapıyor? Faul yapıyorlar bunları. Şimdi Gençler Birliği deplasmanına gidiyor bu takım. Antep deplasmanına gidiyor. Saha kötü. Karşıdaki oyunculara bakıyorsun. Şimdi Gençler Birliği'nin kadrosuna bak. Eli ayağı düzgün bir tane futbolcu yok. Tek oynadığı şey oynatmamak üzerine kurulu. Şimdi hakemler de buna uyum sağlayınca, yani küçük takımları korumak adına faulleri yarım çalınca, sarı kartları göstermeyince ne oluyor? Sonuçta bu futbol durarak oynanıyor ve tabii kötü takımlar bundan avantaj elde ediyorlar. Ve futbolcunun gelişimine de etkili, yani akıcı futbol oynanmıyor. Evet, Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Bugün Gökhan Gönül'ün doğum günü. Fenerbahçe Twitter hesabı da bunu kutladı. Biz de milli futbolcuyu kutlayalım. Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden, hatta Türk futbolunun en önemli kanat isimlerinden biri. Doğum günü kutlu olsun. İnsan olarak da. İnsan olarak da evet. Özel biri. Diğer taraftan Fenerbahçe bu çarşamba günü, salı çarşamba günü Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le sözleşme yenilemeye çalışacak. Omurga olarak gördüğümüz ve hangi takıma gitseler o takımda ilk 11'de başlayacak isimler bunlar. Ne diyorsun, Fenerbahçe tutabilecek mi sence? Yani şu var tabii, bunların hepsi dediğin gibi bunlar gittiği takımlara ruh verebilecek futbolcular. Yani bugün Fenerbahçe'nin ruhunun bir kısmını teşkil eden futbolcular. Bunların sonuçta üçü de çok formda futbolcu ve gelecek açısından da rahatlıkla faydalanabileceğin futbolcular ve Türkiye'nin mevkilerinin en iyi futbolcuları. Yani sonuçta Fenerbahçe bunlarla anlaşır. Bugün Fenerbahçe hani hem kulüp olarak çok büyük bir kulüp. Bu futbolcular da Fenerbahçe'yi, yani bunlar giderse Fenerbahçe de bunları çok arar. Bunlar da Fenerbahçe'yi çok arar gittikleri yerde. Evet. Ve Fenerbahçe'de kalması gerektiğini tabii düşünüyorsun. Gökhan Uncu, 4 yıl önce Kamerun'dan Kayseri Spor'a 14 yaşında bir çocuk geldi. Geleceğin Benzema'sı dendi. Dün Bal Ligi'ne kiralandı. Bilgi olarak paylaşım. Yani tabii sonuç olarak geleceğin Benzema'sı şu an Bal Ligi'nde oynuyor abi. Şimdi tabii ama Beşiktaş'ta bir sürü altyapıdan futbolcular vardı ya, çok işte Muhammed. Özellikle değil, Muhammed. Yani işte olmuyor, bu iş farklı bir gelişim. Yani o gelişimin devam etmesi gerekiyor. Şimdi mesela bizdeki problem şurada, mesela Avrupa'daki işte bugün Almanya bahsediyoruz. Dünyanın en önemli ligi, en iyi, en profesyonel ligi. Altyapıdan oradaki futbolcuların yetişme şekli, yani sosyal yapıları çok farklı yani. Şimdi orada öğrenciler eğer şeyde başarısızsa, okulda başarısızsa o oyuncuyu takıma almıyorlar. Yani okul kariyeri, eğitim kariyeri, spor kariyeriyle bir yaşa kadar beraber devam etmek zorunda. Bizde öyle değil. Evet, bu arada Sporist'e de teşekkür ediyorum. Hasan Bekin söylediklerini anbeyan Twitter'dan paylaşıyor. Spor Keyif'in Twitter hesabı, sağ olsun, her zaman programımıza destek oluyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var. Her pozisyonda 2-3 tane yıldız oyuncusu var. Bunu mesela geçtiğimiz yıllarda Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da görüyorduk. Şimdi Fenerbahçe'ye geçti bu kadro zenginliği. Ama buna rağmen transfer dedikoduları var. Guerin Fenerbahçe'de, Robben Fenerbahçe'de. Arka arkaya getirelim hemen sevgili yönetmenim. Fanatik gazetesi Fener'de Robben için tam zamanı şeklinde bir başlık atmış. Artı hemen bir sonraki görüntüyü de paylaşalım. Çünkü beraber konuşacağız bunları. Evet. Hürriyet Spor'da bugün Fenerbahçe'den Guerin'e süper teklif. Inter'e 7 milyon euro önermiş. Şimdi Fenerbahçe zaten zengin bir kadro. Bundan sonrası, yani kadronun şişmesi demek, oyuncuların da yıldız oyuncu olması babıyla. Şimdi şöyle bir handikap yaratmaz mı? Şöyle, Ünal Aysal'ın Galatasaray'ından ayrılan bir nokta var. Galatasaray'ın o kadrosu obez bir kadroydu. Yani 1 Ocak'la 30 Ağustos arasında Galatasaray aşağı yukarı 40'a yakın futbolcu transfer etti. 20-20, yani bu çok önemli bir rakam. Yani obez, yanlış bir kadroydu. Büyük yani. Bir borç ortaya çıktı. Ya, lüzumsuz oradan. Yani işte İtalya'dan işte farklı, son hafta hep böyle son günde yapılan transferler. Şimdi bu Fenerbahçe'nin kadrosuyla o kadro çok farklı. Ve şu var, bugün şimdi Fenerbahçe'nin bugün taraftarı stada gittiğinde, Fenerbahçe'yi seyrettiğinde, işte en son karşılaşmada Sivas Spor maçında Fenerbahçe bir 30-35 dakika Premier Lig takımı gibi oynadı. Sonra yine ağırlığını koydu. Yani kopuk kopuk oynuyor ama yani çok etkili bir kadro. Ama oturduğunda seyrettiğinde hep aklında bir şey var. Ya bu takımda bir şey eksik. Ya her şey çok iyi. Bir şey eksik. Yani işte bir Robben gibi bir futbolcu. Bunlar her zaman Fenerbahçe'nin bu futbolculara ihtiyacı var.
Fenerbahçe sezon başında Robben istemişti. Sadece rakamda anlaşamadılar. Yani aradaki rakam çok büyüktü. Şimdi Bayern de vermek istemedi. Ama Robben, tabii sakatlığı var ama sonuçta Robben bugün Bayern... Birisi şişkinlik yaratmazdı. Yaratmaz. Yani o mevkide asla yaratmaz. Peki yani mesela bu basketbol için de geçerli Hasan Bey. Evet. Hocalarla konuştuğum zaman ben oyuncularıma istediği süreyi vermezsem, onların genç oyuncunun beklediği bir süre var, yıldız oyuncunun beklediği bir süre var. Bu süreyi adaletli bir şekilde paylaşamazsam, sporcu mutsuz olursa bu benim takım kimyamı bozar diyor. Fenerbahçe futbol takımına şöyle bağlayacağım. Fernando, Van Persie ve Nani, bunların hepsi forvet hattında çok fazla oynamak isteyen, kulübeyi kabul etmeyecek oyuncular. Yani bir nöbetçi golcü Semih durumu yok yani. Hepsi kimi bence gönderirsen, şimdi kimi kulübeye gönderirsen sana afra tafra yapabilecek futbolcular. Doğru. Artı Robben gelsin deniliyor Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin Alex'ten sonra, bugün Fenerbahçe'de yeni bir Alex'i bulamadı Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'nin muhakkak suretle Fenerbahçe yeni Alex'ini bulmak zorunda. Bu takımın bir ruh katabilmek için. Yani şimdi sağ kanat, sol kanat, defans, müthiş, orta saha çok iyi ama bir kişi eksik. Yani takımı oynatacak, o takıma ruh verecek. Yani takımın lideri olacak. Lider futbolcu yok şu an Fenerbahçe'de. Eğer Robben gelirse müthiş olur Fenerbahçe için. Ama sağlam bir Robben tabii. Peki, çok katkı sağlar. İhtiyacı var Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe ile ilgili son olarak Adnan Polat'ın söylemiş olduğu bazı sözler var. Dün Faik Çetiner'in Habertürk'teki programına katıldı. Ekrana getirelim. Twitter'dan aldım yine ben. Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecindeki birleşmesini ve kenetlenmesini çok takdir ettim. Bizim camiamız arkamızda durmazdı. Şimdi tabii Fenerbahçe için her şeyi söyleyebiliriz. Şimdi bugün Fenerbahçe mesela Türkiye'deki sportif açıdan en başarılı, futbol açısından yani en başarılı kulüp Galatasaray. Bu tartışılmaz. Ama şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir özellik var. Bugün Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Barcelona'dan da büyük, Manchester'dan da büyük, Chelsea'den de büyük. Bugün Fenerbahçe, bugün şimdi bizim çok eleştirdiğimiz Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi işte 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe kadın erkek voleybol hepsinde şampiyon, futbolda şampiyon. Yani hem kadında hem erkekte, voleybolda, basketbolda, atletizmde Avrupa şampiyonu oldu. O 2011'de, o sezon. Evet, o sezon Avrupa şampiyonu oldu. Ve bugün bünyesinde 3-5 bin tane sporcu barındıran dünyanın bir numaralı, açık ara, bir numaralı kulübüdür. Futbol kulübü değil, spor kulübü. Şimdi Fenerbahçe'nin farklı bir özelliği var. Bugün futbolda en başarılı kulüp Türkiye'de Galatasaray'dır ama Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu kadar sporcu, boks, halter, atletizm ve bunlar önemli branşlar. Bugün voleybol, basketbol, kadın erkek. Ve bunları kapatmadan. Ve bunları süreci, kapatmadan. Bunları, o süreci atlattı. Evet, bu kapatmadan bu süreci atlattı. Fenerbahçe çok büyük haksızlıklara da uğradı. Hani şimdi belki işte Beşiktaş'ın yani Galatasaray'ın diğer... Bu Adnan Polat'ın yaklaşımını doğruluyorsun. %100 doğru. Peki hemen artık yavaş yavaş daha doğrusu Galatasaray'a geçelim. Arda'yla ilgili yine Adnan Polat'ın dün akşam söylemiş oldukları var. Ki ben de buna katılıyorum. Senin de düşüncelerini merak ediyorum. Türkiye'de Arda'ya yaşam şansı verilmedi. Arda Türkiye'de mutsuzdu ve bu yüzden gitmesine izin verdim demiş. Şimdi Arda'yı çok fazla biz polemiklerin, kavgaların ve magazin haberlerinin içerisinde görüyorduk. Ama İspanya'ya gitti, Atletico Madrid'e gitti, sonra şu anda da Barcelona'da. Artık kafası daha rahat ve eskisi kadar Türkiye'de magazin malzemesi haline de gelmiş. Şimdi şöyle, Arda Atletico'ya gittiğinde bir süre oynamadı. Yani 9 kilo verdi. 9 kilo bir damacana su. Yani Arda'dan bir damacana su çıktı. Muhtemelen o da yağdır. Yağdır, o çıktı. Yani bir damacana yağ gitti. Arda'nın bunu Türkiye'de vermesi mümkün değil. Güzel, güzel yorum oldu. Yani. Bir damacana yağ çıkınca kendine yani, geldi. Kendine bir de geldi. Magazinden uzaklaştı. Hayır, şu var. Yine magazinde. Arda bugün daha çok popüler, daha magazinsel, daha çok şey var, reytingi var. Ama sonuçta buradaki psikolojik iklim farklı. Yani futbolcunun çünkü sosyal, Türkiye'deki sosyal yapı farklı olduğu için. Yani o kadar başarılı olması mümkün değil Türkiye'de. Hali her futbolcu için geçerli. Bu arada söylediklerinle ilgili dinleyicilerimizden de izleyicilerimizden de geri dönüş geliyor. Sadece hakemler değil, futbolcular da ağır çekim gibi. Yani futbolumuzun temposunun düşük olmasını hakemlere bağlamayalım diyor bazı izleyicilerimiz. Şu var. Cüneyt Can göndermiş bu mesajı. Evet. Bülent Duygulu, Türkiye Ligi, Katar Ligi mi? Volkan Mirkoviç, Robben'den kat kat üstün futbolcular demiş.
Efendim ne demiş? Anlayamadım tam olarak. Ben de. Ozan Gökgöz, Robben'e ihtiyacı olmayan takım mı olur diye bir geri dönüş yapmış. Şimdi şu var. Robben'e Beşiktaş'ın ihtiyacı yok. Çünkü orada çok alternatif var. Yani müthiş bir orta saha var. Yani farklı bir dinamik yapısı var. Ama Fenerbahçe'de bu takımı oynatacak bir kişiye ihtiyaç var. Ama Robben uygun şartlarda öyle. Beşiktaş'a gelmek istiyorum dese Beşiktaş almaz mı? Alır. Havada karada alır. Alır alır. Tabii. Ben mesela Drogba için Galatasaray'ın ihtiyacı yok diyordum diye düşünürken o sezon Galatasaray'ı şampiyon yapan isimlerden biri Drogba'ydı. Yüzük. Sezon ortasında geldi. Peki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyoruz. Galatasaray'da bir transfer taarruzu var ama konuşulan isimler kimseyi çok mutlu etmiyor, cezbetmiyor. Donk'la ilgili hemen bir tweet var. Tribün Dergi'den aldım. Burada iki tane detay var. 2,5 milyon euro karşılığında Galatasaray forması giyecek. Kesinleşmiş bu transfer. Ve kaynak Aydın Cingöz. Senin de çok yakından tanıdığın bir insan. Çok önemli bir. İki tane sorun var. Donk Galatasaray'ın aradığı oyuncu mu? Melo'nun yerini doldurur mu? İkincisi de Aydın Cingöz sence güvenilir bir kaynak mı? Aydın'a güvenirim %100. İkinci sorudan başlayayım. Şöyle tamam. Bir şey. Melo'nun yerini hiç kimse dolduramaz Galatasaray'da. O Melo'ydu gitti. O boş artık. O hani onun yeri dolmaz Galatasaray'da. Hiçbir zaman da dolduramayacak. Başka bir sevda arayacak. O, o bambaşka bir futbolcu. Yani ikinci bir, ama Donk şöyle bir şey. Beşiktaşların mesela çok merak ettiği bir şey var. Kasımpaşa işte ligin dördüncüsü. Beşinci sırada işte niye Donk'u satıyor? Donk'un bu sene sözleşmesi bitiyor. Yoksa bedava gidecek. Yani o 2,5 milyon bence son derece mantıklı, doğru bir iş. Ama 2,5 milyon euro biraz fazla değil mi? Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Artı yani veriyorlar. Bak Kasımpaşa reddetmiş, doğru yaptı. Kasımpaşa çok mantıklı. Tabii. Ben de satarım. Ama Galatasaray bir mucize olmazsa şampiyon olamayacak. Hatta şöyle bir şey abartayım. Abart. Messi gelse şu an Galatasaray devre arasında Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok zor. Zor. Beşiktaş'ı yakalasa Fenerbahçe'yi yakalayamaz. Fenerbahçe'yi yakalasa Beşiktaş. Yani, İkisini birden yakalaması çok zor. 21 puanlık fark var şu anda baktığında. Peki yani 3-5 ay daha sabredip bonservissiz bu oyuncuyu alsan? Bu 7 maç yapar yani. 21 puan, 10 puan. Fenerbahçe 11 puan, Beşiktaş 21 puan. Bu da 7 bir maç. Bir de sen puan kaybetmeyeceksin. Ha, 7 maç. Bunlar kaybedecek, sen hep kazanacaksın zaten. Şu var bence. Ya şimdi sevgili Eyüp, şimdi bir takım şeyleri yani taraftarlar da anlamakta zorluk çekiyor. Biz de anlamakta zorluk çekiyoruz ama yöneticiler şimdi bugün Mustafa Denizli'nin Galatasaray maliyeti 4,5 milyon dolar. 1,5 yıllık. Bunun baktığında 120'de stopajı var. 5,4 milyon dolar. Şimdi tasarruf için gidiyorlar. İşte arabaları dediğin gibi 5 tane araba var. 3'ünü geri veriyorlar. İşte oradaki çaycının 1500 lira maaş alan asgari ücretli insanı çıkartıyorlar. Sonra işte 15 milyon TL para yapar baktığında. Yani 1500 lira bir senelik işte 18 bin lira maliyeti olan bir insanı çıkartıyorlar. Sonra gidiyorlar 15 milyon TL'lik bir yatırım. Şimdi Galatasaray'ın aradığı şey, Galatasaray farklı bir camia. Şimdi Galatasaray'da şu olur, şunu anlarım ben. Gider yurt dışından, Galatasaray mesela Almanya'dan bir hoca gelir. Genç bir hoca. Fenerbahçe nasıl Osijek'i Löw'ü denedi. Şey yaptı. Kısmen başarılı oldu ama Fenerbahçe camiası sabırsız bir camia. Yani sevmez öyle şey, beklemez. Yıldızları sever. Şimdi ama Galatasaray daha şey bir camia, daha kontrollü bir camia. Baktığında ha gidersin bir tane Alman hoca getirsin genç. İstikbali olan. Yani o oyun felsefesini oturtur. Başına da menajer olarak çok bu paralara değil ama. Cüzi paraları Mustafa Hoca'yı getirirsin. Yani Mustafa Hoca'nın şimdi tamam çok güzel konuşuyor. Futbol camiasını etkiliyor ama bence o nefesi, o gücü yok. Yani Galatasaray yani şimdi Galatasaray'ın farklı bir şeye ihtiyacı var. Bunu ben de söyledim yani, bu arada yani Radyo Spor'daki tabii. Programlarımda Mustafa Denizli benim hafızam yanıltıyor mu bilmiyorum. Beşiktaş'ı yaşlı olduğu için artık böyle sağlık sorunları olduğu için bırakmamış mıydı? Şimdi yaşı baktığında 65 falan. Çok evet. Yaşlı değil esasında. Yaşı değil ama yani gösterdiği şey farklı. Yani 70 plus gösteriyor baktığında. Belki bize kızacak ama. Yani güzel milli demiş, takım hocası olur Mustafa Denizli'den. Felsefesi, insanlar her şey çok iyi. Ama yani bu ligde yani bu lig yarışında bu heyecanı yani Mustafa Hoca o kadar zannetmiyor. Yani bana göre doğru iş değil yani. Peki hemen Gross Stuttgart'la anlaştığına geçelim. Günü kurtarmak istesen takımın zaten alırsın Mustafa Hoca'yı. Sezon başı olur anlarım. Bir sezon. Şampiyon yapar.
Yani çok büyük ihtimalle yapar. Ama sezonu kaçırmış, her şey gitmiş. Yani burada bir şey değil yani. Yanlış zamanda, yanlış yerde. Evet, hemen Gross Gross haberine geçelim. O da Galatasaray formasını hazırlık maçında giydi. Antrenmanlara çıktı arada. Ve biz onu izleyemeden Stuttgart'a gitti. Burada bir teselli var Galatasaraylılar açısından. Parasını yani, kurtardı. Evet, parayı kurtardı. Hayrovic gibi olmadı tam evet. anlamıyla. Fakat ben böyle de bir futbolcu hatırlamıyorum. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş. Alıyorsun, hiç senin formanı giymeden oynatamıyorsun, bildiremiyorsun. Öyle tatil yani yapıyor, bu tamamen, macera gibi. Tabii. Şimdi bugün Galatasaray sonra yönetimi gidiyor. Tamamen beceriksizliği. Yani amatörlüğü, başka bir şey değil. Tamamen beceriksizlik. Ağır eleştiri yapıldı bu. Haklılar. Yani olmaz, Galatasaray'da bu işler olmaz böyle. Peki son olarak Van Rijn. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Ajax'ta forma giyiyor. Genç bir futbolcu. Galatasaray bu isimle ilgileniyor. Futbol Arena'nın evet. özel haberi. Şimdi ben okudum bu futbolcuyla evet. ilgili. Galatasaray taraftarları isyanda. Kendi takımında forma giyemiyor. Yediye düşmüş Ajax'ta. Doğru. Hollandalılar çok iyi bahsetmiyorlar. Bir de şu var. Yani Hollanda Ligi zaten talan edilmiş. İyi futbolcu yok. Yani oradan İspanyol Ligi, Alman Ligi, Premier Lig zaten oradan çıkan bütün ne varsa topluyor, alıyor, gidiyor. Yani sanki ikinci bir Ontivero, Burdisso vakkası gibi yani hissediyorum. Ben, tabii yani seyrettim mi seyretmedim ama yani şimdi öyle iyi bir futbolcu yok Hollanda Ligi'nde, kalmadı. Yani alıp senin... Şu konuşulan isimler sence Galatasaray'ı ayağa kaldırabilecek isimler mi? Mümkün değil abi? Yani. Sen çok güzel demin söyledin. Yani Messi gelse bu Galatasaray'ın farklı bir şeye ihtiyacı var. Bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Nasıl? Beşiktaş... Bu sezon için zor. Bu zor. Sezon yapılanması evet. lazım. Beşiktaş'ın geçmiş yıllarda yaptığı gibi. Yani buna Galatasaray'ın vakti de var. Yani acele etmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Neden yok? Çünkü son 4 sezonun 3 şampiyonu. Üçünde şampiyon olmuş. Kredisi var aslında. Her bu sezon şampiyon yani paniğe olma. Gerek yok. Doğru işler. Yani birinci önceliği bugün Galatasaray'ın ekonomik yapısı. Onu düzeltmeli. Başka şey. Zaten şampiyon olur Galatasaray iki sezonun birinde. Evet, biraz da Trabzon'u konuşuyoruz. Orada da başkan değişikliği oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti. Muharrem Usta geldi ki benim de Trabzonspor Medikal Park'tan kaynaklı, basketbol evet. takımından kaynaklı. Çok yakından görüştüğüm, sohbetimin olduğu bir isim. Farklı bir vizyonu vardı. En azından ben basketboldan biliyorum. Fenerbahçe gibi, Galatasaray, Efes gibi bir Euroleague takımı yapmak istiyordu Trabzonspor'u. Aynı vizyonu şimdi futbol takımına yansıtmaya çalışacak. Onunla ilgili neler söylersin? Şimdi şu var. Bir kere insan kalitesi çok yukarıda birisi Muharrem Usta. Bu Trabzonspor için çok büyük bir kazanç. Türk sporu için de bir kazanç. İnşallah başarılı olur. Yani başarılı olacağına da inanıyorum. Peki hemen Hami Mandıralı'yı konuşalım. Evet. Trabzonspor'da tabii Lucescu ismi var. Lucescu'yla ilgili transfer girişimleri var. Bunu Muharrem Usta kendi Twitter hesabından da yazdı. Evet. Bu bir dedikodu değil. Böyle bir girişim var. Olur mu olmaz mı o ayrı. Olmazsa, yerli olacaksa... İki hafta önce ben Muharrem Usta'yı Romanya'da Bükreş'te gördüm. Yani var uğraşıyor. Ciddi ciddi, çok ciddi uğraşıyor. Gözümle gördüm. Hami Mandıralı'yla ilgili de çok güzel bir tweet'i ekrana kesip aldım. Nostalji. Konumuz tabii bu değil. Türkiye'nin en uzun barajı diye bunu paylaşmışlar. Bir Beşiktaş maçında kendisine kurulan baraj, Hami'ye evet. kurulan baraj. O da tabiri caizse füze gibi, boru gibi. Evet, evet. Milli piyango şeyi gibi. Milli piyango şeyi gibi rakamlar 2, 6, 5. Değil mi? O zaman büyük da tabii, ikramiye. O zamanlar böyle 11'in evet. üzerine çıkamıyordum evet, forma numarası olarak. Bu da güzel bir kareydi. Geçmişe gönderdi bizi. Hami Mandıralı, Lucescu olmazsa Trabzonspor'u hareketlendirebilecek mi isim? Hayır, yok, hareketlendiremez. Çok, neden? Yani, kadro mu gene? Yani aynı şekilde Trabzon camiasında bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Yani şimdi bunun için bu başkan Muharrem Usta bir şans. Şimdi Lucescu'yu getirirse Trabzonspor'a 5 yıllık bir sözleşme yaparsa o zaman hakikaten yani böyle bir hoca, Lucescu olmasa bile böyle bir hoca bulmak zorunda Trabzonspor. Ve Trabzonspor yeniden yapılanmalı. Ve yani yoktan var edebilecek, öyle müthiş bir futbolcu kapasitesi var. Orada bir potansiyeli var. Onları değerlendirecek. Yani sonuçta Hami Hoca'nın tamam çok iyidir ama böyle bir kredisi yok. Yani şimdi işte orada gelecek genç futbolcuları oynatacak. Yani yıldız futbolcuyla Trabzonspor'da iki tane üç tane yıldız olur. Nasıl Şota'yla
şey vardı, Archil vardı, evet. Şey vardı. Yani iki tane, üç tane yıldız futbolcu, geri kalanı kendi o bölgesinden. Yani ben yıllarca anlamamıştım ama en son anladım. Yani yerlinin yerlisine ihtiyacı var orada. Yani özüne mi dönmesi özüne lazım? Dönmesi o şampiyon doğru. Oldukları tabii, kadrolar çünkü işte seni tarif ettiğin gibi. Aynen, ona dönmesi lazım. Çünkü yurt dışından gelen futbolcular orada zor bir şehir. Yani uyum sağlaması çok zor. Evet, bir de puan tablosunu hemen ekrana getirelim. Şöyle ligin bir genel görünüşüne bakalım. Yerini beğenmediğin veya sürpriz olarak gördüğün bir takım var mı? Kasımpaşa 4. sırada. İyi bir sezon geçiriyor Kasımpaşa. Donk'tan sonra. Kasımpaşa'nın bak bir şey, birkaç maçta da yani hakem hatasından dolayı oraya sen bir 5 puan daha koyabilirsin. Güzel. Kasımpaşa'ya. Yok, aynı şekilde Galatasaray'ı tabii, üzerinde olabilirlerdi. Çok rahat. En az 5 puan yukarıda olması lazım Kasımpaşa'nın. Aşağı in, Başakşehir'inde mesela bir Rize maçı var. Katletti evet. Hakem. Kimse de konuşmuyor. Evet evet. Şimdi orada Hikmet Karaman baştan sonra şunu söyledi. Hakemlerimiz çok genç. O kadar hata yaparlar. Çok da üstüne yüklenmeyelim. Peki o zaman biz bu sezon bakalım. Bir görelim bir Rize aleyhine bir karar verildiğinde Hikmet Karaman ne diyecek? İnşallah o duruşta durur. Bu sözünü tekrar eder. İnşallah yani sonuçta. Yani orada katledildi yani şey. Akhisar. Akhisar yine konuşulmayı kere, bence işte, hak ediyor. İşte, şimdi bunlar yeni jenerasyon hoca. Şimdi Türkiye'de 2000'den sonra işte Şenol Güneşler, Aykut Kocamanlar, Ertuğrul Sağlamlar. İşte bugün baktığın ligin 16'sı yerli hoca değil mi? Evet. Yani bir tek Fenerbahçe'de yabancı hoca var. En son şampiyon olan yabancı hoca da Zico 2007 sezonunda. Yani 8 yıldır bu ligde yabancı hoca şampiyon olmamış. Şimdi biz bunları 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda bunu konuşuyor olsaydık yani biz hayaldi bizim için yani bizim şimdi gençliğimizde, çocukluğumuzda yani yerli hocaların bir gün işte ligin 17 takımın 16'sı yerli hoca olacak ben inanmazdım. Bu Türk sporunun, futbolunun geliştiğinin en büyük şeyi, tabii eksikleri var ama bir mesafe kaydettiğinin en büyük örneği, göstergesi budur yerli hocalar. Şimdi o 2000 ve 2015 arası 15 yılda bir işte Mustafa Denizliler, işte bu saydığımız hocalar. Şimdi yeni hocalara ihtiyaç var. Yeni jenerasyon hocalara ihtiyaç var. Neden yeni jenerasyon hocaları? Mesela 65 yaşındaki Mustafa Hoca değil. Artık yeni dünyaya yeni bakan, kim yeni vizyon. Mesela Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzoğlu. Hamza Hamzoğlu, işte Ersun Yanal. Yani bu bir şey yapıldı. Yani mesela bugün ama yeni bir dalgaya ihtiyaç var. Yani işte bugün işte Akhisar'ın hocası. Yani nasıl futbol takımı? Bunlar çıkacak. Bir kısmı yine yolda gidecek. Yani şey olacak, başarılı hı-hı olacak. Ama bunların içinden 4 tane, 5 tane iyi hoca çıktığı zaman işte o eski hocalarla beraber Türk sporu çok yukarı çıkıyor. Nasıl bunlar sporcu jenerasyonumuzu bravo belirli bir vadede yenilememiz gerekiyorsa işin aynen general kısmını, teknik ekip kısmında bir değişime uğraması gerekiyor. Evrim geçirmesi gerekiyor. %100 geçirmesi gerekiyor sevgili. Bak şimdi mesela akıllı telefonlar çıkalı işte 2006'da akıllı telefon çıktı işte. Şimdi bugün 2015'te iPhone'un 6 serisi çıktı, yenisi çıktı. Daha öbür Android'ler çıktı. Yani olay o kadar farklı ki işte bir telefon cep telefonundan artık bir cep telefonu değil. Yani hocalık da böyle bir şey. Yeni jenerasyon, yeni insanlar, yeni fikirler, yeni şeyler. O ülkedeki her iş kolunda, her kurumda yeni insanlar, yeni özellikle bunlar, değişimi görebilmek tabii, için 5 yıl önceki telefonla 5 yıl sonraki telefona ki bakmak yani gerekiyor. Işte, eskiden telefondu, şimdi her şey. Yani o yüzden de hocalar da şimdi yeni hocalar. O yüzden benim eski hocalara alerjim var. Mesela yeni jenerasyon geldi. Şu var, hatırlıyor musun? Fenerbahçe gitti İspanya, İspanya dünya şampiyonu yapan meşhur Aragones. Aragones, Allah rahmet eylesin. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musun? 75 yaşında bir hoca Fenerbahçe'ye geldi, hocalık yaptı. Çok değil mi? Del Bosque de aynı şekilde mesela. Del Bosque 75 yaşında değil. Del Bosque yaşlı geldi diye hatırlıyorum. Çok müthiş vizyonu olan. O yani şimdi Aragones bir de ırkçıydı geldi. Öyle yani, mi? Öyleydi yani geldi sen. Öyle, yani 75 yaşında bir hoca geldi Fenerbahçe'de hocalık yaptı. Artık 2015 yılında yani hiçbir şey kullanamayan. Fenerbahçe hiçbir şey dünyayla işte bir rezalet bir sezondu. En kötü sezonu. Son Fenerbahçe'nin 30 yılının 40 yılının en kötü sezonunu yaşadı. Şimdi o yüzden yeni jenerasyon, yeni zihinlere ihtiyaç var. Bunlar Türkiye'de futbolda olduğu gibi yani her şeyde olduğu futbolda da yukarı taşıyacak yeni bir dalgaya ihtiyaç var. Peki biraz aşağılara doğru inelim. Evet. Çünkü orada ilginç takımlar var. Hemen puan tablosunu bir daha ekrana getirebilir miyiz sevgili Gülay? Yönetmenim hemen ekrana getirsek Eskişehir ve Bursa'yı konuşmak istiyorum. Gençlerbirliği hatta İlhan Cavcav
Onun sayesinde Türk futbolunda güzel bir adım atılacak İlhan Cavcav sayesinde. Evet. Gelecek sezon onun kanunu çıkacak, kuralı çıkacak. Artık iki tane, üç taneden fazla bir sezonda hoca yani gönderemeyeceksin. Şu var, onları ben kurallarla yani alırsın yollarsın, o problem değil. Bence o kadar çok yani onun için yani tamam İtalya'da iki hoca falan, dünyada var örnekler ama bence gerek yok ona. Dört günde yollar mısın ama? Yani şu var, yani burada tartışılması gereken hocalar değil, başkanın tartışılması. Yine keza yani 80... Zaten başkanı tartışıyorum. Şimdi şu var yani işte biz iPhone'dan bahsediyoruz, yeni jenerasyondan bahsediyoruz. Şimdi hocalar diyoruz, Türk futbolunu kalkındıracak olan yani Mustafa Denizli, Fatih Terim, Ersun Yanal, işte Aykut Kocaman diyoruz ki bunlar yaşlı hoca mı mesela Aykut Hoca değil. Ertuğrul Sağlam. Bunlar zaten devam edecekler. Ama yeni jenerasyon, yeni bir dalgaya ihtiyaç var. Bunlar kaç yaşında? 50 yaşında hocalar bunlar. Şimdi bahsettiğimiz insanlar. Şimdi 80 yaşında bir insandan bahsediyoruz. 80 ile 50 arasında, 50 yaş arasında 30 yıl yok. 300 yıl var. Jenerasyon farkı. Tabii şimdi 300 yıl var. Şimdi 80'den sonra, 75'ten sonra yaşlar birer birer gitmiyor. 76 olduğunda 80 oluyorsun. Beşer beşer artıyor yaşlar. Yaşlılık öyle artıyor yani. Bunu biliyor muydun? Yok yani, bilmiyordum abi. Korkutma yerdin iyiydi hayır, yani. Hayır, anlatan beşer, daha 18 yaşında, 19 yaşında olduğu için. Biyolojik olarak beşer beşer atlıyor yaş. Yani bir yıl gitmiyor. Şimdi yani tamam. Yani, tamam 50 kişiyle kongreye. 50 kişi dernek seçmişsin, onu getir. Ondan sonra aklına geleni söyle. Kontrol yok. Çünkü ilk aklına geleni söylüyorsun. Ha şu var. Gençler Birliği'nin Türk futboluna kattığı bir şey var mı? Bence hiçbir şey yok. 30 yıldır bu ligde ama bir renk katmıyor. Şimdi Osmanlı Spor insanlar eleştiriyor. Bir Osmanlı teması getirdi. Orada bir... Mehter Marşı'dan var. Bir farklı bir... Şimdi Avrupa'da dünya her takımın bir simgesi var. Bir şeyi var. Yani bir teması var. Bir tema yaratmaya çalışıyor. Bir renk katıyor. Ama yani bu takımlar bence renk... Bu lige bir şey vermeyen, renk katmayan takımların gitmesi gelmesi lazım. Göztepe'nin gelmesi lazım. Karşıyaka'nın gelmesi lazım. Pozitif futbol oynayan... Pozitif futbol adamlarının gelmesi lazım. O yüzden yani yönetici, Türkiye'de yeni jenerasyon yöneticilerinin de değişmesi gerekiyor. Peki Eskişehir ve Bursa, Hamza Hoca ile Bursa çıkışa geçer mi? Eskişehir'de ligin dibinden kurtulur mu? Şimdi şu var yani, şimdi Ertuğrul Hoca hocayla başladı Bursa. Kötü hoca mı? Çok iyi hoca. O takıma bir şampiyon ama Bursa Spor'un taraftarında problem var. Çok yani, mu sabırsızlar? Çok yani şu mesela şu başkanı yani mevcut başkanları kongreye gitsin diye neler, gitsin neler yapıyorlar. Yani neden yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Ama şimdi işte şundan yapıyorlar abi, ben sana söyleyeyim. Zamansız bir şekilde takımın omurgasını Fenerbahçe'ye, oraya, bak, buraya herkese hayır, sattın, talan ettirdin. Nasıl öyle bir şey var? Hepsi gitmek istiyor futbolcular. Paran yok. Ama Avrupa'ya gidemiyorsun. Ama çok geç gönderdin. Hayır, sezona girerken gönderdin. Şimdi hayır. Şimdi şu var. Bugün işte çok önemli bir stadı var Bursa'nın. Ve Bursa oldu. Bursa bir futbol şehri. Yani ve bir tane de şampiyonluğu var. Çok kıymetli bir şampiyonluk. Yani şimdi ve bugün bence Bursa başkanı her şey bence son derece başarılı başkan. Bu kadar futbolcu satarak bir kaynak yarattı, bir gelire. Bu yani teşekkür etmesi lazım Bursa halkı. Yani Bursa kulübü Ozanları, Volkanları her zaman bulur. Şimdi bugün Volkan bitmiş bir futbolcuydu. Geçen sene işte Şenol Hoca getirdi. Bursa şehrine hediye etti. Yalan mı yani şimdi? Bir sürü futbolcu yani. Serdar Aziz bitmişti. Şenol Hoca getirdi, o şehre hediye etti. Şimdi Şenol Hoca'ya teşekkür edeceklerine işte bugün 50 milyon 60 milyon TL o kulübün kasasına para soktu. Bugün Eskişehir küme düşüyor. Mersin küme düşüyor. Neden düşüyor? Parası yok. Parası yok. Şimdi bu başkan bugün Eskişehir'in öyle futbolcusu olsa satmaz mı? Satar. Mesela sattı. Yani mesela nitelikli dolandırıcılığa girer esasında. O futbolcuları sattı Galatasaray'a. Tarkçı. Yani. Güzel yani, yorum oldu. Büyük başarı yani. Peki son bölümde de senin sosyal medyadaki paylaşımlarını konuşmak istiyorum ama çok bir şey. Bir şeye mi küstün bilmiyorum. Uzun zaman önce bırakmışsın mesela tweet atmayı. Senin attığın önce Radyo Spor'daki programından çok kısa bahsedelim. Evet. Yeşil Koltuk çarşamba günleri. Çarşamba günleri yapıyoruz. Evet, burada da Radyo Spor'un yapmış olduğu duyuru var. Saat 12'de giriyorsun. Bir saat boyunca. Sanırım Ali Erim'le beraber değil mi? Sevgili Ali ile yapıyoruz. Bazen işte Aydın geliyor. İşte şey oluyor. Aydın'la da geçen hafta Aydın'la yaptık. 3 saat. Ali, ben, Aydın 3 saat yaptık. Keyifliydi. Evet. Bazen çok keyifli oluyor. Format nedir abi? Dinleyici alıyor musunuz? Dinleyici alıyoruz. Dinleyicilerle konuşuyoruz. Keyifli oluyor. Yani şimdi mesela dinleyiciler bağlanıyor. Bazen çok hırslı bilenip bağlanıyorlar ama sonuçta ayrılırken mutlu ayrılıyorlar yani. Sonuçta. Bir şekilde onların hararetini alıp paket yapıp gönderiyoruz. Peki. Yani.
Hasan Bek'in Twitter adresine gireyim dedim arkadaşlar. Son tweet'i nedir bakalım neler yazmış diye. Son tweet'i bu Hasan abinin. Çok beğendim bunu, bir yerden şey yaptım. Ama gerçekten ben de kahkahayı bastım. Öyle bir sihir bastın ki beni bile kaybettin be gülüm. Evet, bir yerden çok hoşuma gitti. Bu kamyon yazıları müthiş, efsane oluyor ya bunlar, Türkiye'de. İşte bu da buna bir sosyal zenginlik bunlar. Tabii tabii, bu, ben de çok seviyorum bu tarz tweetleri. Hatta biliyorsun Doğan Öncel'le yapmış olduğumuz programda bayağı şimdi, Türkiye kulaklarını çınlatıyoruz. O kadar şimdi bizim, şimdi şöyle bir şey var. Maalesef şimdi bizim ülkemizde insanlar o kadar politize olmuşlar ki her şey, her tweette herkesin politik bir şey var. Yani şimdi ben işim icabı yurt dışına tabii çok seyahat ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerine gidiyorum. Bir ayda 3 farklı kıtaya gittiğim de oluyor. Yani buraya geldiğimde en çok özlediğim şey, yani yurt dışında özlediğim şey, insanların yurt dışındaki politik olmaması yani. Orada siyaset, bizde o kadar çok siyaset, her türlü tweet, her şey, her siyaset kullanılıyor. Hep siyaset bu işin içinde ve bu çok yorucu bir şey. Yani o kadar politize olmuşuz ki. O yüzden bu tweetleri falan, bu yazıyı gördüm. Yani ben de seviyorum bunu. Bir politik ya. Anlamının olmasını istemiyorum yani. Çok hoşuma gitti. Hemen aldım. Ama tweet atmayı bırakmışsın, onu söyleyelim. Birisi şimdi, küstürdü mü? Yok şey, hayır yok. Şimdi zaman mı bulamıyorsun? Hayır, zaman da değil, bakıyorum yani. Şimdi yazıyorsun, bir şey oluyor. Herkes farklı yani, şey oluyor. O yüzden de yani bir şey olmasın. Peki diye. Son görüntümüzü alalım. Geçenlerde radyoda bir şey söylemişsin. Hatta tarihini kesmişim. Tüh, keşke tarihini de alsaydım. Programda bir şey anlatmışsın. Ama ne anlattıysan Tolga Çolak acayip etkilenmiş. Az önce programınızı dinliyordum. Kısa da olsa yaptığınız ayan olan ama beyan edilmesi zor sosyolojik tespitinize aynen katılıyorum demiş. Abi ne anlattın Allah aşkına? Ya işte genel şöyle ne anlattık? Bu tweet'i niye attı çok merak ettim, biliyor musun? Şimdi şöyle tabii yani bu neyi konuştuk biliyor musun? Şimdi, biliyor musun bu tweet'i? Biliyorum. Öyle mi, süper? Peki, o gün neyi konuşuyorduk? O gün şunu konuşuyorduk. Bu milli maçlarda saygı duruşunda ıslıklanma olayını. Şimdi biz şeye gittik. Çekoslovakya'ya gittik. Prag'da maça gittik. Tribünde oturuyoruz. Fakat yanımızda Çekler var sonuçta. Ama yarı yarıya tribün. 20 bin kişi. 10 bini Türk, 20 bini Çekler. Maçtan önce şöyle. Bir çocuk korosu getirdiler ondan sonra. Ve çocuklar orada Türk Milli Marşı'nı Türkçe söylediler. Yani orkestra, orada bir koro, çocuk korosu. Ondan sonra önce Türk Milli Marşı'nın tabii misafir olduğu için yani sonra dinledik bunu, alkışladık. Sonra Çek Milli Marşı'nı söylemeye başladılar. Ya şimdi oraya gelenlerin yarısı da gurbetçi bizim Avrupa'daki vatandaşlarımız. Islıklamaya başladı. Bir şeyleri ıslıklıyorlar, protesto ediyorlar. Ya ayıp, sen adam gelmiş, o çocukları getirmiş, bir şıklık yaratmış, bir feyir yapmış sana. Senin milli marşını okumuş. Senin milli marşın bitmiş. Onların milli marşı gelmiş. Dinleme şeyi ve o gün Türkiye'de işte bir takım olaylar olmuştu. Bir saygı duruşu şey bir vardı. Ya daha 5. saniyede senin için orada saygı duruşu yapılıyor. 5. saniyede ıslıklıyor bir şey. Şimdi yanımızda Çekler var. Döndüm baktım. Ben Türk olduğumu utandım. Yani utanıyorsun. Şimdi bunu Konya'da yine öyle. İşte ondan sonra Konya maçında oldu. İşte ya. Ondan konuştuk. Yani çok maalesef işte bunları konuştuk biraz şey yapınca o da. Hasan Bey, Hasan abi çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ayağına ediyorum. Sağlık, ağzına sağlık, programa geldin, güzel katkı verdin. Keyifli bir program benim oldu. Benim için de büyük keyif burada i̇nşallah olmak. İlerleyen, beraber inşallah. Her ilerleyen zaman. Zamanlarda yine konuk almak isterim. Sizlere de izlediğiniz ve tweet attığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka Eyüp Yıldız'la sosyal medya programında görüşmek üzere, hoşçakalın.